FM Türkiye'nin ekonomi ekranı EkoTürk ekranlarından herkese merhabalar. Ben Perihan Tanto. Borsa Teknik yayınıyla haftanın 3. işlem gününde sizlerleyiz. Borsa İstanbul'da hafta başından beri pozitif fiyatlama hakim. 1257 puan seviyesindeyiz. Bildiğiniz gibi dünkü kapanışta TL bazlı rekorumuzu da kırmış olduk. An itibariyle 19 milyarlık bir hacim var. Hacimde tabii ki ilk sırada yine Garanti Bankası'nı görüyoruz. Kardemir ve Türk Hava Yolları. Genelde bu üçlüyü gördük bu hafta boyunca hacimlerde. Baktığımızda diğer taraftan kurda da bir geri çekilme hakim. 8.07 seviyesindeyiz. An itibariyle sadece bizde değil tüm dünyada aslında hem Avrupa hem de ABD tarafında da pozitif fiyatlamalar hakim. Yani dünyada risk iştahı yüksek. Özellikle piyasalar yurt dışında aşı haberlerini takip ediyor. İçerideki gündemimiz ise aslında hem değişen Merkez Bankası Başkanı, diğer taraftan da Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın aslında birazcık daha el değiştirmesiyle piyasaların reaksiyonunu ölçüyoruz. Haftaya Perşembe günü de bildiğiniz gibi Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ediyor olacağız. Evet, her çarşamba olduğu gibi bugün yine bizlere stratejist Ahmet Mergen, Bay Teknik hocamız eşlik edecek. Hocam merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Evet, merhaba bakalım. Herkes nasıl? Keyifler yerinde. Hocam keyifler yerinde. TL bazlı rekor kırıldı. Umuyorum dolar bazlı bir gün rekorumuzu kırabiliriz. Çok uzaklarda olsa da neden olmasın? Orayı da göreceğiz inşallah canım. Yani şu anda bugün itibariyle keyifler argo tabiriyle gıcır. Evet. Herkes yani long'da olanlar için en azından öyle. Öyle söyleyeyim. Yani şunu şurasında en fazla... Neydi? Bir ay falan mıydı? Bir ay önceydi. O boydu, mo boydu. Doğru. Yok sol omuz, sağ omuz. Buradan aşağı giderdik falan. İşte değil mi? Senden de şahit olduk. Ona her obo obo değildir. Bakarsın tobo olur. Alır dedim, başını gider. Tobo oldu. Tobo oldu. Yani 125 bine geldi. 126 binlere doğru. Gelir. Çünkü arka tarafta babalar geldi ekrana. Şöyle bir kenara çekilin bakayım dedi. Mekanın yani, sahipleri geldi dediler. Mekanın sahipleri geliyor artık yani buraya. İşte Koç Holding gidiyor. Otokar bir hareketlendi, duruldu. Var daha işi. Ford orada. Tofaşlar falan filan. Şöyle herkes bir kenara çekilsin. Aselsan fık 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 orada hareket ediyor. Kıpırdanıyor. Bankalar. Nerede bu bizim? Baktım şöyle 7.86 mı olmuş bizimki? Oldu 7.87. Hocam. Kardeşim sen bunu 6.60'lara falan verdin. Topu topu bir hafta önce. 6-7 gün önce oralara verdiler. Batıyor gibi sanki ne oluyorsa. Şimdi 7.80. Daha burada da durmaz ama biraz hızlı çıktıkları için hafiften biraz dinlenebilirler. Yani bu işler böyle. Bazen böyle bütün piyasanın gittik aşağı dediği zaman belki zaten herkes sattıysa sattı, pozisyonunu tuttu. Aksine yukarı gidiyor. Sebep ne? Nasıl gider? Yani ekonomi aman aman böyle güllük gülistanlık bir ortamda yok. Hı hı. Buna rağmen borsa yukarı gidiyor. Tabii bir kere bir enflasyon bazında borsa da yukarı gidiyor yani. Bir borsa da bir enflasyon kadar yukarı gitsin yani. Bugün ne mal alırsanız işte peynirin kilosu 70 liraya dayanmış. Ötekisi 35 lirada. Zeytin falan şu bu. Yani fiyatlar kendine göre %12 veya neyse yukarı gitti. O rakamsal olanlar ama gerçekte başka şeyler de var. Piyasada şirket değerleri de buna eşlik ediyor hocam. Doğru söylüyorsunuz. Tabii canım yani dolar geldi 8,5 liraya. Nereden kalktı? 5,80. Altılardan gitti buraya. Tabii ki şirketler de aynı şekilde değer olarak yukarı doğru tırmandı fiyat olarak da. Yani. Nereye bakalım? Gayrimenkule mi? Oraya mı? Buraya mı? Şuraya mı? Dediler burası iyi. Yavaş yavaş geldi buraya işte. Şimdi de Kardemirler filan dedin. Doğru. Abbas Yolcu öyle görünüyor. Ereğli 11.70'leri filan gördü. Biz yani en son şurada 3 gün önce 10.40'tı. 10.30 10.40'tı. Doğru hocam. Yani ne dedik? Fatma ile Zübeyde dedik. Dolaylı yönden işte E'ye baş harfi E yani. Ne diyelim yani. Kuzeyde bir yerde ben İstanbul'da olduğuma göre. Bir tane Tekirdağ Ereğli'si var. Bir de işte Ereğli var yani. Yani Tekirdağ Ereğli'sinde güzel. Orası şeye doğru gider. Yani sahil falan. Orada askeri kamp da vardır. Denizi falan oraların güzeldir.
Yani yıllar önce gayet sakindi. Çoğu yer sakindi de artık tabii nüfus artınca herkes bir yerde bir yerleri buluyor. Ondan sonra şey de ortaya çıktı. Söyle adını. İnternet falan. İnternet falan ortaya çıkınca herkes gittiği yeri yayınlıyor. Onu bunu yayınlıyor. Artık ben de Twitter'da yayınlıyorum. Gittiğiniz yerleri falan yayınlamayın. Çünkü ortaya çıktığı anda bir anda oraya o kadar çok insan hücum ediyor ki o güzelliği de orada kalmıyor onun. Doğru. Hemen büfeler şunlar bunlar yapılıyor. İşte en son bir göl vardı. Üzerine bir inşaat yapılmayacaktı. Ve orası da gene yapılmayacak, yapılacak falan. Tamam, orası da bitti diye düşünüyorum. Yani biraz da bazı şeyler böyle olduğu gibi bakir kalırsa, kimse fazla uğramazsa, sık sık uğramadan arada sırada uğrarsanız orasının da o saflığı o şekilde kalır. Yoksa çekirge sürüsü gibi hurra diye herkes bir yere akın ettiği zaman orası maalesef şey gibi arkadan böyle bir şey tarumar etti gibi yani çok zarar görüyor. O güzelliği de kalmıyor zaten. Çok kısa süreli kalmış oluyor o güzellik. İnsanlar tarafından. Endekse bakalım. Geçilen direnç dedik. Orası işte 120 bin, 122 bin civarı. Sol tarafta daha gerilerde 2017-18 rallisinin oluşturduğu 124 bin civarında bir, yani 1240'larda vardı esas tepe. Ve o zaman da dolar 8,5 değildi. Ona rağmen seninle de konuştuk burada. Ya bu endeksin biraz yukarı gitmesi lazım ne olursa olsun. Çünkü 4 defadır dolar bazında 12.500 doların üzerinde bir yerde tutunuyor. Doğru. Yataya da sardı. O düşüş akımı 2013'ten beri başlayan ve oradan beri devam eden dolar bazında endeksin aşağı gidişi durulmaya başladı. Hocam yani çok yana ben ve kredibilite kazanımına daha fazla odaklanacağız ve özellikle ülke risk primini geri çekmenin planlarını yapacağız. Yani ülke risk primini aslında düşüreceğiz açıklamalarında bulundu. Bu açıklamalar daha çok dediğim gibi piyasa odaklıydı ve bunun sonucunda da kurda 8 liranın altını görmüş olduk. Borsa İstanbul'da pozitif bir ivme var ve zaten bunun devamı açıklamalar birlikte devam etti. Özellikle bankacılık endeksi %3'ün üzerinde primi seyrediyor. Aynı zamanda vatandaşlarımızdan bireysel tasarruflarında milli paralarına güven ve tercihlerini ise TL'den yana kullanmalarını istiyorum dedi. Rezervler son zamanlarda çok konuşulmuştu. Rezervlerimizi güçlendirmenin yolu TL'ye güveni artırmaktan geçiyor dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamalarda. Efendim çok kısa bir aramız var. Kısa bir araya gidelim. Sonra Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam edelim. Evet, Borsa Teknik'te kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hocam Borsa İstanbul'da kalmıştık. Hemen grafiğimize gelsin ekranlara. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı dinledik. Piyasa konusunda aslında konuştu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Yapıcı konuşmalardı. Zaten bakıyoruz kurda 7.96'ya kadar ani bir hareketle böylelikle gevşemiş oldu. Bankacılık endeksi de %3'ün üzerinde koptu gidiyor diyelim. Evet. Garanti şu anda gördüğüm kadarıyla 8'e doğru tırmanıyor. Orası Akbank yukarıda işte yani diğer bankaların katılımıyla o sektör zaten çok aşağılardaydı. Uzun zamandır pek de reaksiyon vermiyordu. Şu anda o taraf yukarıya doğru hareketlendi. Önümüzdeki işte 19'unda Merkez Bankası'nın toplantısı var. Orada da yani bu dolardaki çok ani çıkışı frenleyecek bir takım tedbirlerin alınacağı konusunda bir beklentiler oluştu ve piyasada onu satın alıyor şu anda bir süredir. Yani 7 gündür falan yukarıya doğru devamlı gidiyoruz geçen haftadan beri. Yani en kısa zamanda hesap kitap yaptık. 17 bin dolar dedik. Sonra 20 bin dolar dedik hedefler. 17 bin doların işte 8 ile falan çarpıldığı zaman 135 bin civarını bulabilir. Oraya doğru niyetleniyor. 122 binle 109 bin yani 110 bin desek 12.500 puan orada var.
122.500'ün üzerine de 12.500'ü koyduğun zaman zaten 3 aşağı 5 yukarı 135.000 civarı hedef olarak görünüyor. Ha, burada en önemli konu borsa açısından çıkışta oluşan şu boşluk. Yani o boşluk acaba geri döner de biraz kapanır mı, ondan sonra mı gider? O işte biraz şüpheli. Onu hemen öyle kolayca bulmak, bilmek olmuyor. Yani bilsek zaten o zaman kahin oluruz. Evet, önce şeyi kapatacak, boşluğu kapatacak. Sonra oradan yukarı gidecek falan filan. Yani o öyle olmuyor maalesef. Önce baktığınız zaman genel bir kanı oluşturacaksınız. Kardeşim bu galiba ortalamaların üzerinde kaldığı sürece hedef olarak 135.000'e yani 1350'ye doğru gidebilir diyeceksiniz. Ona göre karar alacaksınız. Uzun vadeli zaten 50 günlük ortalamalar bizim ana desteklerimiz. Onların altına gitmediği sürece trend yukarıya. Zaten dipler de yukarı doğru gidiyor işte. 985, 1095. Bunu daha da böyle çizgiyi uzattığınız zaman yukarıya doğru eğimi olan bir destek çizgisi, trend çizgisi. Akımı kontrol eden ve kırılmaması gereken trend çizgisi bu ileride. Ama daha önce de hareketli ortalamaların desteği var. Yani olası geri çekilmeleri maliyet dediğimiz bir anlamda maliyeti ortaya koyan hareketli ortalamalar var. O kırmızı 20 günlük birimlik, grafik günlük olduğu için 20 günlük, yeşil noktalı olan 50 birim, yani günlük olduğu için grafik 50 günlük. Yani kimileri daha değişik şeyler kullanabilir. Her yiğidin değil mi? Değişik bir yoğurt yiyişi doğru, var. Doğru hocam. Yani Fibonacci rakamlarını kullanmak isteyenler vardır. Psikolojik olarak oradan da destek bulmak isteyen. Onlar da 21-55 kullanır Fibonacci sayılarını. Yani onda da bir sakınca yok. 3 aşağı 5 yukarı aynı şeyleri verirler. Bunun dışında basit hareketli ortalama vardır. Ben üstsel hareketli ortalamayı kullanıyorum çoğunlukla. Yani ben onunla daha rahat ediyorum. Bilmiyorum, isteyen basiti de kullanabilir. Dediğim gibi yani ne kadar süre içinde beklentiniz ne? Ona bakmak lazım. Geçelim. Hocam hemen bankalarla devam ediyoruz. Garanti Bankası var sırada. 7.98.99 grafiğimiz de gelsin şimdi ekranlara. Evet. 8'i de yaktı hocam. Yani 2,5 milyon not satıcı var. Kaldırdı. 8.8.01. Yani 7 civarında niye kaldırmıyorsun kardeşim? Herkes kazansın. Olmaz öyle. Önce bir 6.59'lara aşağıya. Oradan tırmanış 8.65 yukarıdaki tepe 8.60-8.70 civarı. Sarı renkli çanak tamamlanmaya gidiyor. Sol tarafta 7.51 civarında sol omuz. Aşağıda 6.44-6.59-6.24 onlar baş kısmı desek. Şimdi boyun çizgisi olan 8.65-8.70'e doğru tırmanış var. Oradan sonra bir sağa doğru yıkılabilir. Bir sağ omuz yapar. Ondan sonra bu sarı renkli alanı yukarı yönde katlayabilir. Bunun çok uzun süre önce daha detaylı bir grafiğini zaten Twitter'a atmıştım yani. Hı hı. Ama isim vermedim. Ne bu, hangisi dedim. İşte bir sürü insan, çoğu insan bildi zaten. Bankacılık sektörü de aynı bu şekilde bir toboya gidiyor. Yani ters omuz, baş omuz solu olduğu gibi, baş kısmı olduğu gibi şimdi sağ omuzu oluşacak. Bir çıkış yaşansın. Ondan sonra bir dinlenme süreci olur. İlla 7.50 de olmaz sağ omuzun dibi. Bakarsınız 8.60'ı geçer. Daha yukarı tırmanır. Sağ tarafa yıkıldığı zaman belki de 8.40-8.50 de olur sağ omuz. Yani illa garantisi yok. Daha aşağı 7.50'ye mutlaka orada olacak diye. Daha yukarılarda olması daha iyi sağ omuzun. Çünkü alıcının geldiğini bir anlamda gösterir. Fiyatın düşmesine engel olan birileri var demek. Geçelim. Hocam Halkbank'la devam ediyoruz yine bankalardan. Halkbank'ta fiyat 5.40. Yatay alana doğru gidiyoruz. Evet. 5.35, 5.25, 5.35. Oradaki tepelerin olduğu yere doğru gidiyoruz. Yani ondan sonrası aşağı bir iner gibi yaptı. Ayı tuzağı 4.71. Orada millet döküldüyse döküldü. Şimdi ortalamaların üzerine çıktık. Akbank'ta.
50 günlük ortalamanın üzerinde. Kırmızı 50'yi kesmeye geliyor yukarı yönde. Golden Cross'a. Yani bu 5.30. Daha sonra da daha yukarıda. Yani 5.80 falan gibi bir rakamları hedefleyebilir. Geçelim. Hocam hemen bir de son vakıf diyelim. Akbank soranlar için Cuma için not aldım. Vakıfta da yine 4.52-53. Tepeleri birleştiren mor renkli çizgi geçildi yukarı yönde. Burada dip 3.80-84 civarındaydı. 3 tane dip oluştu. Yukarı tarafta direnç nerede? 4.40-4.50 arası diyelim. 4.38-4.52 olduğuna göre yaklaşık 4.40 diyelim önce. 4.40-3.80-60 kuruş. 40'ın üzerine koyduğun zaman 5 lira. 5 liranın biraz üzerinde 5.12 var. Yani zaman içinde oraya kadar tırmanma ihtimali gözükmeye başladı. Çünkü kağıt artık ortalamaların üzerine çıktı. 50 günlük ortalamanın üzerinde. 20 günlük aşağıdan 50 günlük yukarı yönde kesmeye geliyor. Tepeleri birleştiren ve akımı şimdiye kadar kontrol eden trend çizgisi, yani direnç, ana dirençlerden bir tanesi tepeleri birleştiriyor. O yukarı yönde geçildi. Biraz trende kalmak lazım, vagonlara oturmak lazım. Geçelim. Hocam hemen BİM diyelim. Bugün piyasadaki pozitif havaya eşlik etmiyor tabii ki BİM. 68.85 fiyat. Yok, şimdi bunlar biraz dinlenir. Yani bunlar yeteri kadar hızlandı korona etkisiyle. Korona sırasında ilaç sektörü, gıda sektörü, marketler falan filan hepsi çok hareketliydi. Kendilerini şaşırttılar yani, bu kadar hareketlilik nasıl olur diye kendileri de şaşırdı. Şimdi yatay alanda. Üst taraf 73, 72,5. Aşağı taraf 68. Bir yere 66 onu görmesi hoş değil. Yani o yukarı yöndeki mor renkli kanal içinde çıkış bir anlamda şimdi değişti. Yani sağa doğru gidiyor. Biraz vakit yiyecek. Buradan çıkan para işte dediğim gibi bankalara gitti, Koç'a gitti, Ereğli'ye gitti, Kardemir'e gitti, oralara buralara saçıldı. Aselsan. Yani büyük kağıtlara doğru geldiler. Bir maç büyük kağıt değil mi? Evet, ama işte market olarak zaten yeteri kadar gitti. Bir süre dinlenebilir. Daha sonraki hamle için biraz vakit tanımak lazım. Geçelim. Hocam bir de şok marketler diyelim. 11.43-44 fiyat. Migros için de Cuma günü notu aldık. Soranlar vardı. Bu da aynı şekilde market sektöründe. Yani o da ortalamanın altına indi. 11-12'yi görmüş. Bugün de herhalde 12'nin üzerinde değil. 11.43 hocam. 11.43. Oralarda işte duruyor. Yani kağıt 10.46 var aşağıda dip olarak 11-12'nin altında. Bence sağa doğru biraz daha vakit alır. Zaman yer. Buradan hani ne yapabilirsin? Burada belki terk edersen kağıdı 50 günlük ortalamanın üstünde tekrar ileride onun üzerine çıktığı zaman döner geri alırsın. Ama bir takım kişiler dediler tamam korona aşı bulunuyor ya artık. O haberlerle kaç aydır söylüyoruz, anlatıyoruz senaryoyu. Kardeşim, bu hastalığın gribe dönüş şekilde etkisini, yani bir gripmiş gibi etkisini azaltarak bu hale dönüştüren bir ilaç, bıraktım aşıyı, ilaç bulunduğu anda o ana kadar en fazla zarar gören sektör yukarıya gider. 3 tane tavan çeker dedik neredeyse. Mal alamazsın. Neydi? Havacılık sektörü filandı. Gittiler. Onlar aşağı giderken korona etkisiyle bunlar yukarı gitti. Yani bütün millet haldır haldır marketlerde işte yani tuvalet kağıdı yok şey kağıt havlu yok ilaç o bu falan makarna şu bu herkes doldurdu. 6 aydır evdeyiz. Şimdi gene eve tıkılıyoruz. Ne varsa bu 65'in üstünde sanki yani hastalığın sorumlusu biz gibi olmaya başladık, hissetmeye başladık. Yani herkes dışarıda lay lay lom geziyor. 65 yaş. Şimdi 4'ten sonra dışarı çıkamaz. İyi. Yani. Neyse o ayrı bir konu. O sinirleniyorum da. Dediğim gibi buradan çıktı. Para kendisini değerlendirecek. Başka alana gidiyor. Kısa vadeli satanlar başka taraflara yöneldi. Orada para kazandılar. Yani 9 liradan veya 10 liradan Ereğli'yi alıp 12'ye satsa %20. Kaç gün? 5 gün en fazla.
Burada da bıraktı kağıdı, oraya gitti. Sonra bir gün gelir döner. Yani bu tip kağıtlarda biraz yataya doğru sarma durumu var. Marketlerde falan filan. Geçelim. Hocam geçelim. Anadolu Efes diyelim. Bu arada hemen hatırlatıyorum. Kurda 7.91'i görmüş oldu. Anadolu Efes 21.76 hocam şu an fiyat. Dipleri birleştiren bir de şey var. Trend çizgisi var. O ana çizginin üstünde bir tane daha, kanalın içinde bir tane daha kanal destek çizgisi var. 18.77, 19.14'leri falan birleştiren. Esas destek orada ama şu anda ortalamanın üzerinde. Yani tepeleri birleştiren çizgide bir anlamda direnç. Hareketli ortalamadan tekrar yukarıya doğru hızlandığı takdirde yukarı tarafta o kanal direncine doğru gelir. Orada da zaten satıcı gelir. Yani fiyat yaklaşık orası neresi? 24 filan civarı gibi gözüküyor. Orada zaten satıcı var. 50 günlük ortalamanın altına gittiği zaman yeşil renkli okla gösterilen, o zaman alt taraftaki kanal desteğine doğru sarkar. Sanki para başka yerde gibi gözüküyor. Bunlar da gidiyor ama şu anda atraksiyon başka yerlerde. Geçelim. Hocam Alarko diyeceğiz şimdi. %3'e yakın primli 6.68 fiyat. Şimdi orada geçilen bir direnç var. Büyük bir üçgen var. Dipleri de birleştirirsen. Hareketli ortalama kırmızı 6.15'te. 20 günlük. En yakın destek orada. O şimdi kağıdı yukarı doğru gitmesine sebep oluyor. İttiriyor kağıdı yukarıya doğru. Yani geçilen direncin altına gelmediği sürece 6.40'ların filan. Orada biraz durulsa bile yeni bir zirveye gitmiş. Daha da yukarıya niyetleniyor gibi gözüküyor. Bu üçgenin yukarı yönde uzun vadede katlanması 3.40, 6.40 demek ki 8.5, 9.40 aralığında bir yer hedefleniyor. Ama onun için biraz zaman lazım arkadaş. Hemen 3 günde olmayabilir. Yani bu diğerlerine göre daha değişik. Yani çok gidecek zannedersin durur. Gitmez zannedersin bir anda seni şaşırtır gider. Öyle bir yer. Enteresan bir kağıttır. Yani pek her zaman senin tahminine uymaz. Nedense bilmiyorum. Yani diğer holdingler falan biraz daha yani şuraya gider buraya gider diyebilirsin, tahmin edebilirsin. Bu da uzun vadede yukarı gidecek gibi ama bugünlerde hemen gitmeyebilirdi. İnşallah beni yanıltır. Ben de yanıldım derim. Kağıt bir anda 7-7.5 olur. Yatırımcı da sevinir. Geçelim. Hocam Sabancı Holding diyelim. 9.59-9.60 fiyat. %1.5 çanak tamamlandı. Yani sarı renkli alan tamamlandı. Şimdi orada çanak direnciyle boğuşuyor. Aşağıda da ortalama nerede kaldı? 8.69'da. Kağıt 9.61'i oraları gördü. Yani 1 lira fark var. Aşağısı ortalama ile fiyat arası açıldı. Onun için fazla uzaklaştığı zaman biraz tedirginlik duyulur. Ya ortalamayı mı beklesek falan filan diye. Gitme işinin bir kısmı ondandır. Robot da var herhalde burada. Yıllar yani uzun zamandır rahatsız ediyor bence tahtayı, yatırımcıyı. Ama 7.36'da da oynasa o robot, eninde sonunda 9.60'a kağıt geliyor kardeşim. Tutanlar kazanıyor. Gün içinde robotla mücadele edip alsata giriyorsan girmeyeceksin. Alacaksın, o kendi kendine oynasın dursun. Eninde sonunda gideceği yere gider bir kağıt. İsterse robot ne olsun? Optimum olsun. Onun karşısında maksimum var, maksimus var falan filan. Yani robotun da robotu var. Daha büyük robotlar var yani. Herkes parası kadar konuşur. Ama trend yukarıya 10 liranın üzerini görebilir mi? Görebilir. Öyle görünüyor. Kısa vadede biraz dinlenme ihtiyacı doğar. Çünkü 20 ve 50 günlüğü bekleyecek. Onlar da yakında geldiği anda fiyatın o zaman biraz daha yukarıya doğru ittiriverirler. Yani ortalama yukarıya doğru kaldırır. Arşimet kanunu gibi. Geçelim. Hocam Yunsa diyelim. Tüpraş soranlar var. Yunsa'dan hemen sonra Tüpraş bakacağız. 17.5 civarlarında bunun direnci oluştu. 2 tane tepe oluştu orada. Sahibi var. Kağıtla götürüyor, getiriyor. Gayet rahatlıkla ileri geri hareketlendirebilir.
kış mevsimi geliyor. Yünlü kazaklar falan filan. Öyle deriz yani. Kış mevsimi geliyor deyince andaki Yunso'dan bahsedince. Tabii. Kağıtta 15-42 en yakın vadeli direnç. Orası geçilebilir. Çünkü şu anda tam 50 günlük, 20 günlük ortalamanın olduğu yerde duruyor. Genelde orada durup ondan sonra bir günde hop diye fırlayıveriyorlar. Diğer kağıtlara bakın. Onlar da gitti. Şimdi 15-42, 11-76 arasında bir V gibi bir görüntü var mı? Var. Ama o V'nin sağ tarafı olmadı. Kağıt 15-42'ye gittiği anda endeks gibi orada da V oluşacak. Bu biraz geriden geliyor. Demek ki malı toplayamadı. 15-42 geçilebilir. Ama üçgen belli. 5-61, işte 11-76 diplerini birleştiren destek çizgisi var. Yukarıda da yatayda 17,5 civarında direnç var. Büyük bir üçgen oluşturuyor. Sağ tarafa doğru bu üçgen dolacak. Daha sonrası inşallah yukarıya patlar. Geçelim. Hocam %3'e yakın primli tüpraş. 86.70, 86.75, 86.90'da zaten günün en yükseğinde neredeyse işlem görüyor. Hocam ya bu tüpraş ne olacak ya? Hep bir düşüyor hocam ya. Çok zarar ettim hocam. Hep işte. Kardeşim yatırımcı mısın? Trader mısın? Tradersen zaten bırak tüpraşı, müpraşı. Git Viyop'a. Endeksi oyna. Yukarıysa yukarı, aşağısa yukarı. Tradersin madem git kaldıraçlı piyasaya. Yani senin için yarattılar kaldıraçlı piyasayı. Kendine güveniyorsan git oraya. Yani tüpraş 96'ya doğru gidebilir. Yatay alan içinde. Yani buralara daha yabancı satışı yeni yeni geliyorlar. Başka taraflar. Destek nerede? Destek 76 diyelim. Direnç 96. 20'de 20 lira. 96'nın üzerine 20. Hedef 116. Uzun vade. Katlarsa yatay alan. Hedefi orası. Yatay alanın katlaması. Koy de stopu 50 günlük ortalamaya. Senin en büyük dostun o. 50 günlük ortalama. Neresi? 80. Kullan fiyatı takip eden, iz süren stopu. Fiyat yukarı, stop yukarı. Fiyat yukarı, stop yukarı. Beraberinde gideceksin. 96'ya geldiğin zaman düşünürsün. Satal yapmak istiyor musun, istemiyor musun? Bakarsın 96'yı roket gibi geçer. Sana karar vermende büyük kolaylık gösterir. Öyle de oluyor. Bazen tavanla geçiyor, tamam mı? Aa, satayım mı, alayım mı falan filan. Öyle bir derdin olmuyor. Kağıt zaten aldık başına gidiyor. O zaman bırak gitsin. Hız kazanıyor. Trend yukarıya doğru hareketlenecek hala. Öyle görünüyor. Devam edelim. Hocam vaktimiz bitti. Kapanışı Ereğli ile yapalım isterseniz. Yıldız Ereğli. Şimdi 11.76 bugün de yukarı gitti. Sonra kağıda satış geldi. Normal yani 9'dan koptu gidiyor. Orada da bir boşluk oluştu. O boşluk biraz sıkıntılı. Yani o boşluk olmadan gitsek çok daha iyi. Ortalamalar nerede kaldı? Fiyat nereye gitti? Yani kısa vadede iyi para bıraktı. Şimdi kar satışları gelirse şaşırmam. Ama kağıt 10.40, 10.30, 10.40 o aralığın üzerinde kaldığı sürece bir süre burada vakit geçirsin. Kırmızı renkli 20 günlük ortalama zaten oraya yetişir. Şu anda 10.15'te. Fiyat ne kadar ortalamaların üzerinde vakit geçirirse ortalamalar da o kadar hızla fiyata yanaşır. Yukarıya doğru hızlanır. Trend yukarıya. Yani daha yolu var ama kısa vadede kar satışları olabilir hızlı çıkıştan dolayı. Geçelim. Hocam böylelikle Kardemir'den bahsettik zaten. İstemir'den bahsettik. Hepsinde evet özellikle demir çelik sektöründen bahsettik. Tabii Akçansa, Borusan, Reha, Galatasaray bir sürü hissemiz vardı. İkinci Borusan da enteresan için. Yani sanki uzun vadede biraz iyi gibi görünüyor. Bir gitmedi. Yani lot da yoktur Borusan'da. Birisi sahiplendiği anda enteresan şeyler olabilir. Hocam ağzınıza emeğinize sağlık o zaman. Cuma tekrardan sizi bekliyoruz. Yine saat 2'de görüşmek üzere. Hoşçakalın. Herkese iyi günler diliyorum. Evet böylelikle bugün de programımızın sonuna gelmiş olduk efendim. Borsa Teknik'e burada noktayı koyalım. Dijital para gündemiyle devam edeceğiz çünkü ama yarın yine aynı saatte Borsa Teknik yayınıyla sizlerleyiz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.